Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz çantanın yapım aşamasını anlatacağım. Çantamız penye iple örüldü. Bu şekilde yaklaşık orta kalınlıkta diyebiliriz. İpimize kullandığım ipim özel kesim ip değil. Normal penye iplerden hazırladım. Çantamızın kapak kısmı ve iç kısmı oldukça geniş. İçerisine telefonunuzu, cüzdanınızı çok rahatlıkla koyabilirsiniz şu kısımlara gövde kısmına ve kapak kısmına iki tane şöyle mıknatıslı çıt çıtlarımızdan dikeceğiz ben henüz dikmedim sadece örgüsünü tamamladım bir tane şu kısma tam ona karşılık gelen noktaya da diğer çıt çıtını diktikten sonra ve astarını da hazırladıktan sonra çantamızın tüm aşamalarını bitirmiş olacağız Öncelikle örgüsünü göstermek istedim. Yan kısmı ve çantamızın arka kısmı da bu şekilde. Dediğim gibi burada kullandığım ipim orta kalınlıktı. Boyutu o yüzden biraz daha büyük ölçüsünde verirsem yaklaşık 24-25 santim yan genişliği. Bir tane de açık rengini hazırlamıştım. Burada kullandığım ipim oldukça ince bir ipti. O yüzden boyutu da daha küçük oldu. Diğer modele göre 20-21 santim buradaki modelimizin de yan genişliği. Şimdi ben videoda pembe ipimle yapım aşamasını göstereceğim. Burada kullanacağım ipim orta kalınlık ve esnek bir ip. Her zaman esnek ip kullanmanızı tavsiye ederim. İpiniz eğer esnek değilse örgü örmenizi çok fazla zorlaştıracaktır. Modelimiz için buradaki çok ince dediğim iple bir bobin kullandım ve epey de bir ipim arttı. Diğer orta kalınlık olan ipimde bir bobin tam yetti. Çok az püskül yapacak kadar belki çok az bir ipim arttı. Bir bobin tam yeterli oldu. Ee, ama dediğim gibi penye iplerde e, net bir kalınlık olmadığı için bir bobin yeter yetmez. Bu rengimi de yaptıktan sonra ne kadar yeterli olduğunu tekrardan videonun sonunda söyleyeceğim. İpiniz kalınsa eğer. Kalın iplerle bu modeli yapmanızı tavsiye etmem çok kaba olacaktır ve bir bobin ip kalın olursa yetmez. Orta kalınlık benim tavsiyem İnternetten internetten eğer ip sipariş vereceksiniz özellikle orta kalınlık ve esnek almanızı tavsiye ederim. Modelimiz için 1 metre uzunluğunda zincir. iki tane bu şekilde yaylı halka. Mıknatıslı çıt çıtlarımızdan Kenar kısımların dikişini yapmak için bu şekilde plastik bir iğne ve şuradaki kapak görüntüsünü dikmek için benim elimde bunlar vardı bunları kullanacağım. Eğer elinizde yoksa bunları almanıza özellikle bunları almanıza gerek yok. Plastik iğne yerine tığ yardımıyla da dikebilirsiniz. Bu da eğer elinizde varsa kullanıyoruz. Tığ olarak da 7 numara tığ kullanıyorum bu şekilde. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Şimdi öncelikle çantamızın kapak kısmını yaparak başlıyoruz. Kapak kısmını yapmak için bu şekilde şeritler hazırlıyoruz. 4 tane büyük parça hazırladım. 5 tane de küçük parça hazırlayacağız. 3 tanesini hazırlamıştım. Şimdi videoda anlatımını yaparak sizlere de göstereceğim. Büyük parçamız için 26 zincir çektik. Küçük parçamız için 21 zincir çekiyoruz. Şimdi ilk defa yapacak olanlar varsa nasıl zincir çekiyoruz? Parmağıma ipimi doladım. Tığımı ipimin altından geçirdim. Bir tur döndürdüm. ilmek aldım. içerisinden geçirdim. Bir zincir çekmiş olduk. 2 ilmek aldım. içerisinden geçirdim. 3 4 5 6 Bu şekilde toplamda 21 tane zincir çekiyoruz şimdi ben kısa parçanın yapımını anlatıyorum 21 tane zincirimizi çektikten sonra üst sırasını göstereceğim zincirlerimiz çok sıkı bir şekilde çekmiyoruz çok gevşekte bırakmıyoruz şimdi ilk zincir sıramızı yaptık birinci sırayla başlıyoruz zincirimizin ön yüzü bu şekilde ve arkası şimdi şu hemen en son çektiğimiz zincir Şuradakinin şöyle yan döndürdüğümüzde bakın şurada bir tepecik var. Şu tepeciklerden ilk sıramızı yapacağız. Şu hemen ilk önümüze gelen tepecik. Sadece o tepeciğin altından tığıma geçiriyorum. ilmek aldım, içerisinden geçirdim ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. Bakın bir sonraki tepecikten tığımı geçirdim. ilmek aldım ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. İlmek kaydırma yapıyoruz şu anda. İlmek kaydırmalarınızı yaparken çok sıkı yapmamanızı tavsiye ederim. Yoksa e, örneğimizde çok fazla gerginleşme olacaktır. Bu şekilde. Tepecikten tığımı geçiriyorum. Arkadan ilmek aldım, içerisinden çıkarttım ve tığımdaki ilmeğin içerisinden çıkarttım. Bu bizim ilk sıramız olacak. Zincir sayımızı e, zincir sıramızı saymıyoruz. Şu anda birinci sırayı yapıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yaparak ilk başladığımız noktaya kadar gelelim. Bakın zincirimizin ön yüzü arkadaki şuradaki tepecikler şu nokta şu nokta şuralar buralardan ilmek kaydırmalarımızı yaparak ilk sıraya kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldiğimizde en son şuradaki ipimizin olduğu şu arkadaki tepeciklere yapıyorduk en son şu noktadan da bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk küçük parçayı yapıyoruz demiştim toplamda 21 tane zincir çektik 20 tane ilmek kaydırma yapıyoruz Eğer burada sıra sayınız şaşırırsanız ilmek kaydırma yaptıklarını sayarsanız toplamda 20 tane ilmek kaydırma yapmış olmamız lazım küçük parçalar için Sıra sonuna geldik. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde diğer yönünü döndürüyoruz. Zincir çektiğimiz nokta hemen bize bakan şurada sıralı takip eden görüntüden bu sefer ikinci sıramızı yapmaya devam edeceğiz. Şöyle V şeklinde dikkat ederseniz V şeklinde görüntümüz var. Hemen ilk bizim önümüze gelen bir zincir çektik. Diğer yönü döndürdük tek kanadını alıyorum. Bize yakın olan değil dış taraftan tek kanadından tığımı geçirdim. ilmek aldım içerisinden geçirdim ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Birinci ilmek kaydırmamızı yaptık. Bir sonraki tek kanadı aldım. İkinci ilmek kaydırma. Bu şekilde ilmek kaydırmalarını sayarak da sayınızda e, yanlışlık var mı diye kontrol edebilirsiniz. Parçalar hepsi birbirine eşit boyutlarda olmalı. Bu şekilde bakın, sadece tek kanadını alıyorum. Şöyle gösterirsek, ilmek aldım. Yine dediğim gibi ilmek kaydırmaları yaparken çok sıkı sıkı yapmıyoruz ki şöyle büzülme toplanma olmasın gayet rahat bir şekilde çok bol da değil ipimiz fazlalık gibi çıkışmasın ama çok dar da değil bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 20 tane ilmek kaydırmamızı yapalım 19 tane ilmek kaydırma yaptım en son ilmek kaydırma yapacağım nokta kenar kısmında yine şu şekilde tek kanadını alıyorum içerisinden geçirdim ve toplamda bu sırada da 20 tane ilmek kaydırma yaptık yine bir zincir çekiyoruz bu şekilde diğer yöne döndürüyoruz yine bakın hemen ilk önümüze gelen tek kanadı alıyorum bize yakın olan değil dış taraftaki tek kanadı alarak ilmek kaydırmamızı yapıyoruz birinci ikinci İlk başlangıç için belki bu şekilde sayabilirsiniz. Daha sonrasında saymanıza da gerek yok. Artık elinizde alışacak. Bu bizim ilk sıramızda 1 2 3. 3. sıramızdaki ilmek kaydırmamızı yapıyoruz şu anda. Şurası ilk zincir sıramızdı. 1 2 3. sıramızdaki ilmek kaydırmamızı gidiyoruz. Yine en sona kadar gelelim. Tekrardan dönüş kısmını göstereceğim. Sıra sonuna geldik. Yine 20. ilmek kaydırmamızı yapacağımız noktamız. Şuradan yine tek kanadını alıyorum. Bu şekilde her sıra sonunda bir zincir çekiyoruz ve diğer yönü döndürüyoruz. Diğer yönünü döndürdüğümüzde hemen ilk önümüze gelen tek kanattan ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. bu şekilde şimdi 3 sıramızı bitirdik 4. sıramıza gidiyoruz 4. sıramıza gideceğiz bir zincir çekip 5. sıramıza geleceğiz bir zincir çekip 6. sıramıza gideceğiz ipimiz bakın şu yönde sağ eline tutuyorum bitiş yönümüz şu yöne geldiğimizde bitişimizi yapacağız 6. sıra altı sıra bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı gel git gel git yaparak devam edelim ben de devam edeceğim. 6 sıramıza geldiğimizde ipimiz nasıl kestiğimi de göstereceğim. Şimdi altı sıramı ben bu şekilde hazırladım. Başladığımız yerle bitirdiğimiz yer tam çapraz olacak şekilde sıramızı nasıl sayıyoruz? Burasını ön yüz olarak kullanacağım. İpimin sol yerde, şurada da masaya koymuştum. İpim sol yönde olduğu kısmı çantamızda ön yüz olarak kullanacağım. Şimdi şu şekilde şu. V şeklinde görüntü. Burası bizim ilk zincir çektiğimiz sıramızdı. Burasını saymıyorum. Burası zincirimizdi. Yine şöyle makasla gösterirsem. Birinci sıramız. ikinci sıramız. 3 4 5 Ve 6 sıramız. Toplamda altı sıra olarak parçalarımızı hazırladık. Bu yönde en son altıncı sıramızı bu yönde örmüştük. İpimizi burada nasıl kesiyoruz? en son ilmek kaydırmamı yaptım bir zincir çekiyorum ve ipimi kısa bir şekilde buradan kestim kısa kalan ipimi içerisinden geçiriyorum şu kısa ilk başladığımız ipim sol yönde olan kısmı çantamızın yüzü olarak kullanacağız demiştim burada kısa kalan ipi arka yüzünde içerisinden gizliyoruz Şöyle alttan tığımı geçirdim. İpimi alıp birkaç defa bu şekilde örgümün altında ipimi gizledikten sonra keseceğim. Pen imiz esnek bir ip olduğu için örgümüzü yaptıkça bu şekilde elinizde her bir parçayı esnetebilirsiniz. Şimdi bunları da 4 parça oldu. Bir parça daha yapacağım. Kısa parçamızı şöyle yan yana getirirsek kısa parçamızdan 5 tane uzun parçamızdan da 4 tane hazırlıyoruz. Uzun parçamızın boyutu da 26 zincir çekerek 25 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Gösterdiğim modelin aynısı. Sadece zincir sayısı farklı. 26 zincir çekiyoruz. Dönüşte 25 tane ilmek kaydırma yapıyoruz ve toplamda 6 sıra ilmek kaydırma yaparak 4 adet parçamızı hazırlıyoruz. 5 adet de kısa parçamızdan 21 tane zincir çekiyoruz. 20 tane ilmek kaydırma yaparak toplamda 6 sıra olana kadar örüyoruz ve ipimizi keserek iç taraftan gizliyoruz. 1 2 3 4 bir tane daha yapacağım. Daha sonra kapağını birleştirmesini göstereceğim. Şimdi bütün parçalarımızı tamamladık. Dört tane büyük parçamızı ve beş tane küçük parçamızı tamamladık. Şimdi buradaki üç boyutlu görüntüyü nasıl elde edeceğiz? Bir tane parçamı bırakıyorum büyük parçalardan. Küçük parçalarımın hepsini bunun üzerine öncelikle monte ederek başlayacağım. Şu kısa kalan ipin olduğu sol elimizde olduğu yön, örgümüzün düz yönü demiştik. Yani İpimizde eğer düğümleşme çıktıysa onu iç tarafta gizleyeceğiz ki ön yüzde bir şey gözükmesin. Şimdi bunları öncelikle gelişi güzel bura ilk uzun parçamızın üzerine koyuyoruz. Bir tane üste koydum. Ön yüzü olacak şekilde bir tane alttan bir tane üstten bir tane altından bir tane de üstünden Öncelikle bu sıramızdaki yerlerimizi belirliyoruz. Şöyle uzun parçamı elimle esnetiyorum. Şu iki köşeyi birbirine çengelli iğnem var plastik. Bununla tam köşe noktalarda birbirine tutturuyorum. Bunu yapmamızın amacı şimdi ilmek kaydırma yaparak bu parçaları kısa ve uzun parçaları birbirine sabitleyeceğiz bir tarafta çok yığılmayı önlemek amaçlı her tarafta düzgün montazan bir görüntü elde etmek için bu şekilde yapıyoruz Eğer plastik iğneniz yoksa farklı renkte bir iple bağlayabilirsiniz düğüm atabilirsiniz bir iki düğüm bunları daha sonradan çıkartacağız diğer uç kısmında aynı şekilde birbirine sabitledim bakın bir üstten bir altta olacak diğer parça üstte olacak diğeri altta ve en son parçamız yine üstte olacak bunları bu şekilde şu noktada hepsinin yeri sabit olacak şekilde öncelikle yerlerini belirliyorum Bu belirlediğimiz yerlere göre ilmek kaydırma yaparak tekrardan sabitleyeceğiz. Bu şekilde bunu bu noktadan diğerine alttan hepsi üst üste gelmeyecek şekilde şöyle birinin bittiği yerde diğeri başlayacak, diğerinin bittiği yerde diğeri başlayacak. Bu şekilde hepsini öncelikle sabitleyelim. Şimdi tüm parçaları yani kısa olan parçayı bir tane uzun olan parçayı bu şekilde sabitledik. Elinizde şöyle esnetebilirsiniz de gerginleşme olmaması adına. Şimdi ipimizin devamını alıyoruz. Şu sağ köşeden başlıyorum. Buradakini artık çıkartabiliriz. Hemen köşe noktası. Burada ilk nasıl yapıyoruz? Şu tam köşedeki tepe noktasındaki tığımı geçiriyorum ve alttan da şu tam tepe noktasındaki ilmekten tığımı geçirdim ipimi şöyle kısa bir parça bırakıyorum ilmek aldım hepsinin içerisinden bir geçirdim şimdi ipimizi buraya artık dahil etmiş olduk şimdi bir üstten tepe noktasından bir noktadan tığımı geçirdim alttaki parçadan her iki parçayı şimdi birbirine birleştiriyoruz. Bakın ilmek aldığım nokta her iki parçadan birer tepe noktası aldım. ilmek aldım. içerisinden geçirdim ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. Tekrar yapalım. Pim çıktı. İçerisinden geçirdim ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. Yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada gelişi güzel, karşılıklı, birbirine denk gelecek şekilde tabi uzun mesafe gitmeden bir tepe noktası buradan bir tepe noktası, bir tepe noktası ve diğerinden bir tepe noktası olacak şekilde her iki parçayı birbirine sabitliyoruz. Bakın iki tepe noktasını aldım, ilmek aldım ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. iki tepe noktasına ilmek kaydırma yaparak sabitliyoruz. Şuradaki iğnemi tekrar çıkartıyorum. Son noktadan diğer alttaki parçadan da geçirerek İlk kısa parçamı bu şekilde sabitledim. Birleştirmesini yaptım. Şimdi ikinci parçamız alttan gelecek. Bakın işte yerini bu şekilde belirlemiştik. Yerini kaydırmadan yapıyoruz. Elimle örgümü bu şekilde sabitliyorum. Yine çengelimizi çıkartabiliriz. Bu sefer üstteki parçanın tek kanadını alıyorum. Arkadaki parçanın da köşedeki hemen ilk tepe noktasından Bir tek kanadı alıyorum. Bir arkadaki parçanın tepe noktasından alarak bakın bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şu noktaya kadar geleceğiz. Diğer parçamız üstte, diğer parçamız altta ve en son şu köşe kısmına gelene kadar aynı burada yaptığımız gibi ilmek kaydırmalarımızı yapmaya devam edelim. Bu arkada kısa kalan iplerimizi yine altından geçirerek